Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere SAP ABAP'a giriş videosu ile karşınızdayım. Bu videoda neler var? Bunları ben matlar halinde tahtaya listeledim. Çok az üstünden geçmek gerekirse SAP nedir, ERP nedir? Birer cümlelerle açıklamaya çalışacağım. Sonra birlikte sisteme giriş yapacağız. İşlem kodları nedir? Diğer ifadesiyle T-kod nedir? Ne demektir? Sonra ilk T-kodumuzu kullanarak, yani SOP8'i kullanarak program oluşturacağız birlikte. Daha sonra da neler SAP'de kullanılır, bunlar nasıl tanımlanır ve nasıl değerler alırım göreceğiz. Çok vakit kaybetmeden eğitimimize geçelim. SAP nedir ile başlayacağız. SAP kurumsal yazılımları geliştiren çok uluslu bir Alman şirketidir. En önemli ürünlerinden biri, yazılımlarından biri ERP'dir. Kurumsal kaynak planlaması diye geçer. ERP'nin açılımı ise işletmelerin hizmetlerini ya da malzemelerini üretimden depolamaya, depolamadan satışa, tüm süreçlerini yönetimini ve takibini yapabildiği sistemler bütündür. Şimdi sisteme nasıl giriş yapacağımızı göstereyim. Elinizde SAP yüklü bir bilgisayar olduğunu düşünün. Ve şurada SAP logonun ikonu var. Çift tıkladım. Önceden tanımlanmış bir sistem var. Ben de şu an önceden tanıdığım bir sistem var karşımda. Çift tıklayarak sisteme bağlanmaya çalışıyorum. Şu an burada benim için iki önemli kısım var. Kullanıcı adı ve parola. Diğerlerinin detayına girmiyorum. Sizin de elinizde kullanıcı ve parola olmalı. Ve sisteme giriş yaptım. Sisteme giriş yaptığımda gördüğünüz gibi yukarıda menü barım var. Bir altında tool barım var. Solda SAP'in önceden belli süreçler hizmetinden yazmış olduğu programlar var. Ve sonrasında sizin yazdığı programları favoriler eklemek isterseniz burada favorilerde listeleyebileceğiniz bir alan var. Şimdi ilk başlayacağımız kısım işlem kodları. İşlem kodları şu yukarıda gördüğünüz input alanından girilen yapılardır. Ve belli amaca hizmet eden programlara, ekranlara işte, kolaylıkla girebilmemizi sağlayan kısa kodlardır diyebiliriz. Diğer adıyla transaction kod ya da kısa tanımlamasıyla T-kod diye geçer. Biz öncelikle program yaratacağız. Program yaratmanın işlem kodu da SE38'dir. S38 yazıp Enter'a bastığında benim program oluşturabileceğim ekran karşıma çıkıyor. Daha sonra burada programa bir isim vermem lazım. Program isimlendirmeleri ilk harfi Z ya da Y ile başlamak zorundadır. Neden? SAP'nin zaten içeride birçok programı var. Ve danışmanların yeni yazdığı programlarla SAP'nin kendi yazmış olduğu programlar takibi kolay yapılabilsin ve karışmasın diye SAP Z ve Y ile başlamamıza imkan sunuyor. Ben şimdilik Z ile başlayacağım. Z, BK dedim, alt tire, eğitim dedim, alt tire 00001 diye bir isim girdim. Yarat butonuna bastım. Benden bu programın amacını kısaca tanımlamam için bir title alanı açtı. Eğitim videosu dedim. Ve burada tip diye bir alan var. Yapacağınız programın hangi amaca hizmet ediyor ile alakalı bir tip belirlemeniz gerekiyor. Ben şimdi bunların detayına da girmiyorum. Yürütebilir program seçiyorum. Save diyorum. Package mantığı var. Bunun detayına girmiyorum. Şimdi local object tıklayıp devam ediyoruz. Ve program oluşturabileceğim ekranımızı açtı bize. Şimdi programda neler yapılabilir? Öncelikle mesela biz data tipleri tanımlamayla başlayacağız. Peki bu data tipleri nelerdir? Daha doğrusu SAP'nin desteklediği data tipleri nelerdir? Onlara bakalım. Bir internet sayfasına baktığımda 20-30 tane data tiplerinin olduğunu görüyorum. Ben bunlardan bugün çok hızlı bir şekilde DEC denilen, yani decimal, integer denilen 1, 2, 3, 4 demiş, bu byte uzunluğuna göre ayrılmış. Sonra neleri göreceğiz? Num.c, char ve string ile başlayacağız. Şimdi ben çok hızlı başlayalım. DEC dediğimiz aslında virgüllü sayısal ifadeler tutan data tipidir diyebiliriz. Peki nasıl tanımlanır bunlar? SAP'de başına data dersiniz ve tanımlamak istediğiniz değişkene bir isim verirsiniz. Atıyorum ben GV değişken 1 dedim. Neden böyle bir isim verdim? Daha doğrusu başına neden GV yazdığımı ileriki derslerde daha detaylı anlatacağım. Akıllı kod mantığı var. Yoksa burayı istediğiniz yazabilirsiniz. Sonrasında type diyoruz. Decimal bir ifade için P kullanılır. Daha sonra decimals. Virgülden sonra kaç karakter olsun? Atıyorum 2. Şu an benim GV değişken 1 diye bir ifade ettiğim tipim var. Ve decimal
Virgülden sonra iki karakter tutan bir yapısı var. Sonra ikincisi neydi? Integer 1, 2 ve 4 var. Ben sadece birini göstereceğim. Diğerleri zaten aynı mantıkta var. Değişken 2 dedim. Type dedim. Burada direkt integer 4, 2, 1 yazabilirsiniz. Daha sonra nelerimiz vardı? Num.c vardı. Data gv değişken 3 dedim. Sadece isim veriyorum. Verdiği isim çok önemli değil. Buna n diyorum. Bir daha data tanımlıyorum. Sıradaki neydi? Çağırmış. Gv değişken 4 dedim. Type c dedim. Burada bu şekilde tanımlanır. Tanımlar yaptıktan sonra size bunların nasıl değerler aldığını göstereceğim. Gv değişken 5 dedim. Type dedim. String dedim. Bir programı yazdınız. Tabii ki hemen kaydetmek gerekiyor. Ve kaydettikten sonra aslında bu aktif olarak kullanılmış demek olmuyor. Programda herhangi bir hata var mı yok mu ve artık kullanılabilir hale gelmesi için şurada bir butonumuz daha var. Ya klavyeden Ctrl F3 aynı anda basarak da yapabilirsiniz ya da bu butona basarak aktif et diyoruz. Ve şu an programım aktif. Şimdi bu değişkenler nelerdir? Nasıl değişken değerler alır? Onlara bakalım. Önce ilk başladığımız decimal değerimizle başlayalım. Buna virgülden sonra iki karakter şeklinde değer giriyorum. Mesela. Ya da bu arada Ctrl D basarsanız bulunduğu satır direkt kopyalar. Başka bir değer gireyim. 41,78 mesela. Ben buna fazladan değer girersem muhtemelen sondaki karakterleri ya yuvarlayacaktır ya da almayacaktır. Deneyip görmek lazım. Şu anda ezberimde yok. Decimal bu şekilde ifadeler alır. Integer 4 dediğimizde değişken 2 eşittir. Direkt numerik değerler alır. Mesela 1, 2, 3. Ya da tekrar yazmak istediğimde başka bir değer atmak istersem rastgele yazıyorum. Bu şekilde numerik ifadeler alır. Gv değişken 3'üm. De aynı şekilde integer gibi numerik ifade alır. Sadece bu tanımlamalarda eğer biz bunlara şimdi length uzunluğu da verebiliyoruz. Uzunluğu kadar numerikte başına 0 koyar, integer'de boş bırakır. Şu an biraz kafanız karışmış olabilir ama ileride bunları daha detaylı anlayacaksınız. Gv değişken 4 dedim. Bu da şu an bir length vermediğim için bir karakter uzunluğunda ifadeler, datalar alabilir. Atıyorum A. Ya da küçük C, hiç fark etmez. Gv değişken 5'e de herhangi bir cümle yazılabilir. Kod yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Programımızı kaydet diyoruz ve aktif et diyoruz. Ve şu an sistemde aslında 5 tane değişkenim var ve bunlara tiplerine göre atama yaptığım datalar var. Evet, şimdi videonun sonuna geldik. Video çok uzun olmasın ve sizi yormasın diye kısa kısa tutmaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur, eğitici olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.